Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, yine bir cumartesi daha, yine sizlerle birlikteyiz. Kon TV ekranından, Mazar Boncuğu programından, her zaman olduğu gibi, uzun yıllardır olduğu gibi yine sizlerle beraberiz. Şükürler olsun Rabbime. Hayatta, dünyada o kadar çok olumsuzluklar yaşanırken yine de hayatımız devam ediyor biliyorsunuz. Mecburuz, imtihandayız, yaşamak zorundayız. Bunun yanı sıra güzellikler de var. Bu güzellikleri sizlere gösterebilmek, iletebilmek, öğretebilmek adına buradayız Allah'ın izniyle, sağlığımız el verdiği sürece. Evet, bugün konuklarımız var. Nereden? Selçuklu Halk Eğitim'den öğretmenlerimiz var. Hepsi birbirinden değerli, hepsi çok harika işler yapacaklar ama onun haricinde bir de makine eğitimci öğretmenimiz var, eğitimcimiz var. Hemen onunla tanışalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Dilek ben. Dilek Karender. İç Anadolu bölgesi dikiş nakış makineleri eğitim uzmanıyım. Çok güzel. Konya benim bölgem. Çok severek geldiğim Konya'da. Çok sevilen bir programda sizlerle beraber olmak istedik. Teşekkür ederiz efendim. Çünkü, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Çok mersi. Teşekkür ediyorum. Çünkü hanımların, Konyalı hanımların hem geçmiş kültürlerine hem çeyize, geleneklere çok bağlı olduğunu bildiğim için. Aynen öyle. Özellikle evde olan, artı gelir elde etmek isteyen hanımlara pratik, çalışabilecekleri, hoş, keyifli, makinede iş yaparken bir yandan bulaşıklarını, bir yandan yemeklerini yapabilecekleri bir makineyle onlarla beraber olmak istedim. Harika o zaman. bu yeni üretilen bir makine mi? Evet. Teknolojisi ileri. Ayarlarını yapıyorsunuz, kendisi mi devam kendisi ediyor? Kendisi nakışını işliyor. Çok güzel. Aynen öyle. Biz de bu arada ne işimiz varsa arkadaşımıza kahveyle içeceğiz, kahvemizi hazırlayacağız. Bulaşık mı var? Şöyle diyebilir miyiz peki? Atölyelerde kullanılan bilgisayarlı makineler, büyük makineler var ya, onların minyatürü diyebilir miyiz bu makineler? Diyebiliriz. Çok rahat değil mi? Diyebiliriz. Çünkü onlara da formu veriyorsunuz, ayarlıyorsunuz, bırakıyorsunuz, işliyor. İşleyebiliyorlar. Aynı şekilde evde de bir hanım biliyorsunuz şimdi çok moda mutfak önlüklerinin önüne yazı yazmak. Evet. Ya evet. Doğumlarda çocukların adını yazmak. Hı-hı. Bunları da kendileri tasarlayarak aynı Hı-hı. şekilde makinelerinde iş olarak da alabilecekler. Harikasınız. Hemen başlayalım o zaman makinemiz çok çalışsın. Mesela. Tamam. Çünkü zaman alacak yapması. Tabii. Tamam. Onun haricinde arkadaşlar eğer sıkıntı olmazsa ben hemen şunu göstereyim size. Bakın makinenin yaptığı işlerden bir tanesi bu. Resim. Resim yapabiliyorsunuz makinede. Harika bir portre resmi. Nasıl veriliyor? Tabii ben bunu bilmiyorum. Bunu eğitmenimiz anlatacak. Evet. Çok güzel olmuş ama bir tane daha göstereceğim size. Makinamızın yaptığı işlerden. Bir pano çalışması o da. Bu da bir pano çalışmasıymış. Evet. Bakın yani ne isterseniz. İsterseniz manzara çalışın. İsterseniz çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun, torbanızın fotoğrafını çalışın. Hepsi çok güzel. Harika. Evet başlayalım. Tamam. Berek Hanım. Şimdi makineyi tabii nasıl çalıştıracağımızı göstermemize gerek var mı? Şöyle söylemek istiyorum. Öncelikle bu kendi firmamız adına alıp bu makineye sahip olan her kişiye ücretsiz eğitim veriyoruz. Süper. Yani o çok güzel. Mutlak surette bunun eğitimini veriyoruz Hı-hı. ve kullanım boyunca da irtibatımız her zaman devam ediyor onlarla. Harika. O zaman bu makineye sahip olmak isteyenler yetkili valilere gidip temin edebilirler. Temin edebilirler. Hatta Dilek Hoca'larına dedikleri zaman Dilek Hoca'yla da irtibata geçebilirler. Süper. Çünkü bizler önemli olan makine almak değildir. Önemli olan onu nasıl bir makine alacağınızı bilmektir. Hem de onu bizler kullanabilmek. De, evet, kişiye özel makine tavsiye ederiz. Alacak, kullanacak bir makine mümkün olduğunca hatta biz ömürlük diyoruz. Evet. Kalsın en az 20 yıl, 25 yıl bu makinelerden faydalansınlar istiyoruz. Hı hı. Doğru kullanım, teknik bilgi olmakla beraber bu makineleri aldıklarında şimdi artık yazılım programları var tabii. Mesela o resim bir nakış yazılım programında yapıldı. Hı hı. Onların minimize halini de onlara hediye ediyoruz. Hı hı. Onunla beraber kendi tasarımlarını yaparak çok keyifli çalışmalar yapıyorlar. Süper. Teknolojiyi de yakalıyorlar. Hadi kolay gelsin o zaman. Siz çalışın biz zaman tabii. zaman ekrana vereceğiz. Tabii. İzleyeceğiz izleyicilerimizle beraber. Kolay gelsin. Çok mersi. Evet, Hediye Hocam. Sizi en sonunda getirdik buraya. Evet. Uzun yıllar sonra hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Ben deyim. Bugün tel kırma göstereceksiniz bize ama sonra döneceğim size. Evet. Önce Dilek hocam, pardon Arzu hocamıza, Dilek orada takıldım ben. Evet. Arzu hocamızla bir donması gerekiyor çünkü. Hemen taşımızı yapalım, ondan sonra daha sonra döneceğim size. Hocam hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Hamdolsun. Sizleri görüyorum. Allah daha iyi oluyorum ben de. Çok güzel şeyler getirmişsiniz arkadaşlar. Hemen bunları görebilir miyiz? Evet. Bugün sadece kokulu taş üzerine yoğunlaştık. Daha önce geldiğimde sabun göstermiştim. Butik sabun göstermiştim. Evet. Şimdi sabuna dair hiçbir şeyimiz yok. Şu anda tamamen bunlar taş. Kokulu taş. Kokulu taş. Kokulu taşlarımız var. Ona dair kokulu taşın nasıl yapılacağını göstereceğiz. Bunlar birkaç örneğimiz. Getirebildiğimiz birkaç örneğimiz. Evet, hepsi birbirinden güzeller, çok güzeller gerçekten. Hepsi dekoratif. Oo, bayağı da ağır. İçine alçı taş döktük. Olunca, içinde alçım var bir de. Evet, bir de alçı devrilmesin döktük. Diye, değil mi? Sağlam olsun diye. Hemen şunu ben birazcık kaldırmak istiyorum. Şöyle. Nesrin yazıyor. Evet. Öğrencimiz kendi adını yazdı torunla. Galiba. Torunla mı yaptı? Kapı süsümüz bu bizim. Kapı süsü mü? Evet, bu kapı süsü. Bunu yapıyorlar önce hastanede doğum yaptıktan sonra hastane kapısına. Ha, evet. Ondan eve geçtikten sonra da çocuğun odasının kapısına. Evet, çok güzel. Harika bunları daha olmuş. Renkli de çalışabiliriz. Çok daha farklı modellerde çalışabiliriz. Tabii erkekse erkeğe göre, kızsa kıza göre. Tabii. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Evet, minik minik bakın bunlar nedir? Notluklarımız. Çok hoş, bu öğretmenler günü için hazırlanmış ama tabii şey de olabilir. Mesela bebek mevlütlerinde ya da nikah şekerlerinde, nikahta değil çok, mi? Çok yapıyoruz. Dağıtmak adına da yapıyor musunuz bebek hocam? Bebek mevlütlerinde dediğiniz gibi nişan için, doğum günlerinde biz çok fazla öğrencilerim sipariş alıyorlar ve yapıyoruz. Kutulayarak, tülleyerek. O da yine kokulu taştan saatimiz. Evet, bu renklendirilmiş biraz. Evet. Dilediğimiz gibi renklendirme yapabiliriz. Sprey boyalarda düz, altın rengi, gümüş rengi boyayabiliriz. Bizim yaratıcılığımıza kalmış, zevkimize kalmış. Nasıl istiyorsak. Hemen ekrana gelsin. Evet. Çok güzel ve kolay değil mi hocam? Evet, gayet yapmak? Kolay. Yani bunu herkes yapabilir. 7'den 70'e herkes yapabilir. Oh ne güzel. Malzeme olarak neler lazım bize malzeme hocam? Malzeme olarak kokulu taşımız var. Kokulu taş tozumuz var. Tozumuz var. Evet. Tozumuzu alıyoruz. Bunlar böyle bunun mi satılıyor? Için, evet, bunlar en az 1 kilodan başlayarak bu şekilde satılıyor. Bunların renkleri de var, beyazı da var. İstediğimiz renk yapabiliriz renkli istiyorsak. Biz şimdi pembe kullanacağız, pudra pembesi. Bir tozumuz, bir suyumuz, bir de esansımız gerekli. Bunun dışında kalıp, hiçbir şeye gerek kalıp yok. Gerekli, kalıplara tabii dökeceğiz tabii ki. Şimdi ben bunu yapayım isterseniz. Tamam. Bunu biz krep kıvamında yapıyoruz. Yani zaten bu malzemeleri alanlar burada seyrettikten sonra evde de çok rahatlıkla yapabilirler. Evet, yani önemli olan burada malzemelerin elinizde bulunması değil evet, mi? Evet, ki internette çok fazla. Çünkü bunların yerine başka bir şey kullanılamaz. Hayır, şimdi soruyorlar. Butik sabunda da evdeki kalıp sabunlarımızı kullanabilir miyiz? Hayır, kullanamazsınız. Evet, evet. Alçı kullanabilir miyiz? Hayır, kullanamazsınız. Krep kıvamı yapacağımız için biraz daha alıyorum. Alça gibi sanki. Evet. Eskiden hocam biz ilkokuldayken falan alçıdan bize öğretmenlerimiz şey yaptırırlardı. Öyle el işi derslerimiz olurdu. Dökerdik tabak mesela çay tabaklarını bazen kalıp olarak kullanırdık. Fincan tabakları o tür şeyler yapardık biz de. Ama herhalde alçı kullanıyorduk galiba o zaman. Tabii bunlar yoktu. Alçı ama direkt kullanım. Şimdi biz o kadar ince ayrıntılı kalıplarımız var ki alçıda bunun başarı elde edemeyiz. Hayır ama bu tabii benim söylediğim neredeyse 40 sene öncesi hocam. Evet. O zamanlar yoktu bunlar. Yani bu kadar ince çalışma zaten yoktu. Evet. Bunlar çok az bir esans ama toz esans kullanırsak çok daha güzel olur. Şu anda sıvı esansımız var elimizde. Evet, bir krep kıvamı elde ediyoruz. Hayal. Ve kalıplarımıza döküyoruz. Bu kadar. Onların kurumasını bekliyoruz. Evet. Bu şekilde. Şeyde sabunda olduğu gibi. Bu biraz daha geç döner Mukadder Hanım. Yok, şu hava kabarcıklarını evet, yok etmek için. Evet, şimdi şunu yapacağız.
şöyle vuracağız. Herhangi bir şey sıkmıyoruz üzerine. Anladım. Ama şunu yapmak zorundayız. Hemen o gözümün önüne geldi de benim. Evet, unutmamışsınız. Evet. Şöyle vurduğumuz zaman daha oturuyor ve hava kabarcıkları yüzeye çıkıyor. Yok bakın oluyor. Hava kabarcıkları var. Şöyle vurduğumda onlar gidecek ve bu tamamen oturacak. Çok güzel. Ve bekleyeceğiz. Dediğim gibi çok zevkli, hı hı. Çok kolay. Ne kadar bekleyecek? Bir o kadar da görsel. 20 dakika kadar. 20 dakika kadar. İyi, program içerisinde program bitmeden onları da çıkartmış olacağız. Evet. Hemen yine bir örnek olarak ben şunları göstermek istiyorum. Evet, onlar Mevlana haftasına özel. Çok güzel olmuş. Çok daha farklı ürünlerimiz var ama işte hepsini getiremedik tabii. Tabii ağır bir de hocam. Evet, bunları taşıması taş olunca zor. Gerçekten getirmesi çok zor. Bir de zor. Kırılması hem muhtemel. O yüzden... Şunları gösterelim. Evet. Çok güzeller. Şu anda çok da zarifler. Zaten o iki modeli çalıştık. Peki kendimiz yaptığımız halde tabii çok ucuza mal ediyoruz satın aldığımızdan ama. Evet. Pahalı mı malzemeleri hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz 1 kilo taş tozu 3,5-4 lira. Aa süper. Evet. Kalıplarda zaten bir kere alıyorsunuz ve çok evet, uzun ve kalıplar zaman zaten kullanıyorsunuz. Evler değil, düzgün kullandığı zaman silikon kalıba da hiçbir şey olmuyor. Ki kalıplar da eskisi gibi pahalı değil, giderek ucuzluyor. Ha harika. Çünkü çok güzel iş gerçekten çok yayıldı. Yani Türkiye çapında biz bazen malzeme tedariğinde zorlanıyoruz. Gerçekten. Evet. Maşallah. Çok güzel. Şey de öğrencilerin çok fazla değil mi? Talep mi? İlgisi. Talep çok fazla. Çünkü geri dönüşü çok güzel oluyor. Yani biz Selçuklu Halk Eğitim Merkezi olarak sene içerisinde yapabildiğimiz kadar satış reyonları açıyoruz. Satış sergileri açıyoruz. 2 hafta önce zaten gelmiştiniz standımıza. Evet, Ayşegül gelmişti çekimi. Televizyonda sağ olsun. Seyrettik. Teşekkür ederiz geldiler. Oradan çok güzel geri dönüşler oldu. Gerçekten evet, çok maddi, güzel. Maddi manevi. Ben bunları duyunca çok mutlu oluyorum evet. Hocam. Ya benim yani... isteğim de o zaten. Yani öğrencim evet gerçekten maddi olarak bir harcama yapıyorlar. Bunun geri dönüşü kat ve kat olduğu zaman çok daha şevkle o zaman, devam ediyorlar. Aynen öyle. Ben onlar de çok mutlu oluyorum. Moral oluyor onlara çok da değil mi? Oluyor. Evet. Aynen öyle. Her zaman yanınızdayız hocam Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar işte gördüğünüz gibi birimiz gelemezsek birimiz mutlaka geliriz. Evet. Her zaman bekleriz. İnşallah. Şunu da söyleyeyim. Buyurun. 30-31'inde biz yine alışveriş merkezinde yani kursumuzun bulunduğu alışveriş merkezinde. Hı hı. 2 günlük ben kendi branşım adına yine satış sergisi açtım ama 6-7-8 Ocak bizim genel demeyeyim ara sergimiz var. Ara sergimiz bütün var. Bütün hoca hanımların katıldığı ara sergimiz var. Bunu da buradan duyuralım. O zaman hemen şey yapalım çekim için. Evet. Randevu alalım şimdiden. O daha geniş çaplı. 6'sında mı açılacak? Evet 6'sında açılışımız var. O zaman. Bu bizim ara sergimiz. Hani 15 semester tatiline giriyoruz ya. Biz açılmadan hemen önce çekmemiz lazım. Onu program sonrası konuşalım inşallah. Onu ayarlayalım çekimini hocam. Sağ olun kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet Hediye hocam. Çok güzel işler yapmışsınız. Siz iğne oyasının yanı sıra tel kırma, başka neler gösteriyorsunuz? Dantelen de. Brezilya nakışı var gösterdiğim işler arasında. Brezilya nakışı o da çok güzel. Ben onları da inşallah biten olursa diğer sefer geldiğimizde getirelim onları. Zaten birkaç parça örnek getirdim. Hı hı. Tel kırmadan, iğne oyasından ve dantel anglezden. Ama bugün size tel kırma göstermek istiyorum. Tamam. Seviniriz, memnun oluruz. Uzun zamandan beri göstermiyoruz. Birkaç kez ara ara verdik, yer verdik programımızda ama. Evet, izlediğimde daha önce uzun süredir vermediğinizi gördüm. Dantelen evet. Göstermek isterim ki biliyorsunuz onun aşamaları çok geniş. Çok fazla. Onu her zaten hiçbir zaman bitiremedik ki, tamamlayamadık hocam. Ona düzenli olarak gelmeniz gerekiyor. Bir parça üzerinde bütün teknikleri göstermeniz gerekiyor. Öğrencilerimiz bile dönem bir iş çıkardığı için. Evet, evet. Yani ya bir de o çok burada ağır işlenmiş. Çok zor olacak. Evet. O yüzden de gösterdiğimiz diğer işlerden biri olan tel kırmayı göstermek istedim bugün. Tamam, hemen şey yapalım. Bunun tekniğinin adı nedir şu anda yapacağımızın? Barton işi, diğer adı da tel kırma. Hı hı. Ben şu anda kare tül üzerine çalışacağım. Yapılmış bir işim var, ona devam edeceğim. Tamam. Hem görenler daha rahat görsün diye. Sadece püf noktalarını vermek istiyorum. Ellerinin kremli olmaması gerekiyor. Üzerine herhangi bir şey dökülmemesi gerekiyor. Yani daha rahat muhafaza etmek için. Çünkü yüzyıllardan kalan işlemeler var ve kararmış ama çok güzel bir kararma. Evet. Eskitme gibi görünüyor. Evet. Ama kolonyayla, ıslak mendille ya da kremle karardığında küf gibi görünüyor ve çok çirkin bir görüntü oluyor. Evet. Yeşil gibi bir görüntüsü oluyor. Tel kırma çalışırken ya da kullanırken evet, asla yaz dönemlerinde genelde çok açmıyoruz o kursu.
ya da elinde yani terinde asit olan, asidi yüksek olan kişiler çok çalışamıyor ya da evet. sürekli elini silmesi gerekiyor. Terden etkileniyor evet, terden tabii etkileniyor. Oksitleniyor değil evet. mi? Evet. Onu sadece söyleyelim püf noktası olarak. Tamam. Ben teşekkür şu anda basınamı hazırladım. Hı-hı, tamam. Kareli tülüme geçirdim. Şu an harika bir şekilde ekranda evet. zaten. Ya ben... biz fakültede gördüğümüzde iğne kullanmıyorduk. Evet. Ben de o yüzden arkadaşlara iğne kullanmadan yapmayı öğreteceğim tamam, inşallah. Tamam, tamam. Tül olduğu için gerek kalmayacak hı-hı, iğne. Tamam, tamam hocam. Tellerimi kesiyorum, şöyle kutulara yerleştirdiğimde hiçbir şey olmuyor. Tamam. Daha rahat, sürekli makasla hı-hı. kesmek zorunda kalmayacağım, daha rahat kullanacağım. Hı-hı. Tamam. Telimi geçirip de çıkardığım yer arasında 5 tane tül olacak. Üstten tepeden hafif geçiriyorum. Çok hafif katladım. Tırnağımın ucuyla değil tersiyle. Hı-hı. Yaparken gene katlıyorum. Biri işlerken çok kolay görünüyor. Ama bir süre sonra herkesle aynı pratiklik oluşuyor. Tam ortadaki delik. Tabii her işte olduğu gibi. Tam ortadaki delikten tekrar çıkarıyorum. Çıkardığımda gene tırnağımın tersiyle hafif bastırıyorum. Gene bastırdım. Karşıdaki deliğe. Oradan çıkarırken de alttan. Salih biraz daha yaklaştırma imkanımız var mı? Alttaki elimi de kullanıyorum. Hangi? Onu kullanmadığımda hı. rahat çalışamayacağım çünkü. Ha evet. Hem alttan hem, hem üstten. Üstten. Evet. Alttan destekliyorsun. Evet alttan destekliyorum. Şuradan tekrar geçirdim. Bastırıyorum tepeden. Ve evet kestim. Teşekkür ederim Salih. Evet harika. Devam et hocam. Tekrar gösterelim. Şu an çok daha yakından izleyicilerimiz rahatlıkla görebilecek. 5 delik üzerinden battığımla çıktığım yer arası 5. Bastırıyorum. Tekrar. Orta delikten çıkıyorum. Alttaki parmağımı rahat kullanıyorum. Tekrar karşıdaki deliğe geçiyorum ve alttan çıkarıyorum. Bastırıyorum ve koparıyorum. Evet yani o kadar kolay yapıyorsunuz ki sanki hemen yapacakmışız gibi görünüyor ama. Yaparlar. Eşim bile denedi yaptı yani. Gerçekten. Şu anda tüllerimiz eskisi kadar değil. Biz fakültede öğrenirken petek tüller kullanıyorduk ve çok zariflerdi. Hı hı. Onların yırtılma payı çok yüksek. Bunlar daha sağlam. Sağlamlaştırmış tüller. O yüzden yeni başlayanlar güzel. Bunlarla çalışıyor. Rahatlıkla her yerde de kullanıyoruz. Çanta yaptırmaya vermiştik de yetişmedi size. Öyle mi? Neyse evet, bir dahaki inşallah. İnşallah diğer sefere görürüz. İnşallah. Şu anda elimdeki ayna olacak. O bitince de getiririz inşallah. Ha, oo güzel. Ayna takılacak. Kenarına da harika oluyor evet, zaten. Evet harika oluyor. Çok çerçeveletirdiğimizde geleceğiz. Burada bizimle beraber bizim kurslarımıza gelen bütün öğrencilerimize, M1'deki müdürlerimize, kendi müdürümüze ve müdür yardımcımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Zahide Hoca'nın öğrencilerine çok selam söylüyor. Evet. Kendi öğrencilerime ekstra söylemesem beni içeri almayacaklarmış bir daha sınıflarına. Hepsini öpüyorum ben de buradan. Ben selamlarımı, saygılarımı sunuyorum selam hepsine de. Biz de unutmuş olmayalım öğrencilerimizi o zaman. Değil mi? Biz de ayrı ayrı ben hem takı tasarım öğretmeniyim hem butik savun kokuldaş bütün öğrencilerimi de öpüyorum buradan. Harikasınız tamam. Makine bu arada çalışıyor. Evet ben sizi. Hemen bir görebilir miyiz arkadaşım? Vallahi ben bu işi çok sevdim. Çok keyifli. Dilek Hanım yani sadece ayarladınız. Sadece ayarladım. Hatta bu arada siz elinize örgü falan da alıp oturabilirsiniz kesinlikle. Değil mi? Diğer bir başka ne işim varsa süper onu yapabilirim. Ya. Çok güzel hoşuma gitti benim. Şu anda boş bir gömleğim var elimde. Hı-hı. Onun üzerine sırtına bir nakış istedim. Şu anda oraya bir nakış işliyoruz. Harika. Biraz sonra peki şunu sormak istiyorum sadece izleyicilerimizin akıllarına gelen sorabilecekleri evet. sorulardan bir tanesi. Ben dışarıya iş çalışıyorum, iş evet. yapıyorum, evet. sipariş alıyorum. Saatlerce bu makineyi çalıştırırsam evet. sıkıntı oluşur mu? Şimdi onu alan müşterilerimizle görüşüyoruz. Sonuçta bunlar bir ev tipi makinedir ama gelir getiren bir makinedir. Hı-hı. Günde 100 tane logo çalışamayabiliriz. Heh. Ama bir ev hanımının da zaten 100 tane logo çalışmak için zamanı da hiç olmamıştır. Mutlaka dışarıya iş yapabilirler. Yani bir logo diyelim ki tasarladınız. Tabii büyüklüğüne küçüklüğüne bakılmakla beraber evet. diyelim ki günde 4-5 çalışma yapabilirler.
kasnane batına göre alabilirler. Ama bunun yanı sıra 4-5 de iyi, yeter yani. Evet, fena değil. Bunun daha büyük makinalarımız da var tabii ki. Yani o işe de yönelik makinalarımız var. Hı hı. Tabii. Onlar sanayi tipi makine. Ev tipinde de daha büyüklerimiz var. Mı? Var. Ha, daha büyüklerimiz güzel. Var. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Kolay gelsin. Evet. Kahramanmaraş, Kastamonu, İzmir, Bornova, Darıca, Afyon, okuyabildiğim kadar Bursa, başka o kadar çok ki bunların hepsini okumam mümkün değil. Makinayı sormuş izleyicilerimiz. Makinayı Sınger yetkili servislerinden, bayilerinden alabilirsiniz, bulabilirsiniz sevgili izleyenler. Hangi ilde olursanız olun. Malatya'dan arkadaşlar yazmış, Mersin'den. Sürekli geliyor hepsi. Çok teşekkür ederim hepsine. Evet, nakış işleyen makinenin ismi nedir demiş biraz önce. Nereden bulabileceklerini söyledim. İsmini oradan öğrenebilirler. Gebze'den var. Zaten yönetmenim sağ olsun, evet, bütün gönderdiğiniz işlerinizi hepsini ekrana veriyor şu anda. Ben de elimden geldiği kadar okumaya gayret ediyorum. Almanya'dan bir izleyicimiz yazmış. Manisa'dan yazmış. Evet, bol bol yelekler falan örüyormuş o da. Resim de göndermiş. Konya'dan zaten var. Konyalı hemşerilerimiz bizlerin zaten müdavimi. Arzu hocam, ben kursiyer demiş. İnci Özdağ'ın Arzu hocama bize bu güzel işleri öğrenme fırsatı verdiği için, KonTV'ye ürünlerimizin tanıtımına vesile olduğu için de çok teşekkür ederim demiş. Öğrenciniz ben yazmış hocam. Evet, biz de buradan öpüyoruz. Ara ara bunlara bakacağım. Hemen bir tane daha okuyayım. Mukadder abla, sizi çok seviyorum. Her programınızı izliyorum demiş ama kendinin kim olduğunu, nereden olduğunu yazmamış. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizler için burada elimden gelenin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyorum. Bunu da gösterin lütfen. Tuğba Eren, Almanya demiş. Ben hemen bunları açayım. İbrahim, sen buradan bulursun. Evet. Almanya'dan Tuğba Eren'in işi, gösterin lütfen diye yazmış. Biz hocamla devam edelim. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Allah iyilik versin, hamdolsun. İyiyim. Selçuklu Halk Eğitim'den katılıyorsunuz siz de. Şöyle, daha önce katıldınız ama kısaca yine de alabilir miyiz izleyicilerimize? Tabii ki. Selçuklu Halk Eğitim öğretmeniyim. Giyim öğretmeniyim. Giyim öğretmeniyim. Evet, 9 yıllık orada çalışıyorum, 9 yıldır. Öyle, Selçuklu Üniversitesi mezunuyum. Neler yapıyorsunuz kursta? Kursta küçük bir minyatür etekten başladık. Sonra normal eteklere geçtik. Pantolon, kaplar, fantazi elbise. Yani neye ihtiyacı varsa onu yapıyoruz. Öyle ha, genel öğrenci ne istiyorsa? Ne istiyorsa onu yapıyorum. Yani bir gereksiz sıralama yere, yok, hayır, yapmıyoruz. Gereksiz yere giymediği şeyleri yaptırmak istemiyoruz. Hocam önceden çok zaman alırdı. Yani mesela ilk Şubat tatiline kadar olan bölümde ben çok iyi biliyorum. Bir örnek bezimiz, bir tane bohçamız, bir tane bebek zıbınımız ve en fazla bir de etek falan dikerdik diye, en fazla yani. O kadar o çıkartamazdık işi. Çünkü hep böyle işte o bohçayla, o kenarlarını, o parsipanlarla, işte sıçan dişleriyle falan onlarla çok uğraşırdık. Öyle olunca da zaman çok... Aslında gelen öğrencinin şeyine göre değişiyor. Mesela sıfırdan gelmiş bir öğrenciyse mutlaka biz de bir örnek çalışması yaptırıyoruz. Evet, bohça yaptırmıyoruz artık ama küçük bir minyatür etek ya kendi kızına ya öğrenmiş adı altında patiskadan ya da Amerika'dan çalıştırdığımız küçük eteklerimiz var. Daha sonrasında eline göre daha basit, daha şu an zaten dikiş o kadar kolay ki eskisi gibi değil. Yani evet, konfeksiyona önceden, döndük evet, tamamen. Evet. Hani el emeğiyle yapılan o dikişler yok. O yok, zaman da çok alır zaten öyle bir şey. Ürün çıkaramaz. O yüzden bizi bezdiriyorlardı hocam. Tabii canım, gelen de sıkılıyor. Dikişten ama, uzaklaştırdılar evet, gelen bizi. Bilen biriyle hiç sıfır gibi başlamıyoruz. Zaten sürekli gidiyoruz. Zaten, gelen öğrencilerimiz de zaten geçen yıl, işte bu yılda gelenler oluyor. Onları zaten çok yol katıyoruz. Yeriniz neredeydi? Hemen kısaca, hepiniz üçünüz de aynı yerdesiniz. Üçümüz de aynı yerdeyiz. En bir
Real'deyiz. Ha, alışveriş merkezinde evet. Sığınaktasınız. Aşağıdayız. Selçuklu Alketim olarak. 14 tane şu yani derslik sınıfımız var. Evet. Hemen hemen her branşta var yani. Hem teorik hem uygulamalı olarak. Oraya yakın civarda oturanlara duyurulur diyelim evet. biz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün biz panço yapıyoruz. İsterseniz bir giyin. Tamam. Kollarını alalım. Hemen şöyle geçirelim. Bulabilirsem kollarımı. Bulursunuz. Rezil oluyormuşum bir de bulamayıp falan. Bulursunuz. Evet. Hangini eşitleyin. Üzerimdeki de siyah olunca çok belli olmayacak herhalde ama. Oo, tam bu soğuk havalar için süper. Çok da güzel. Evet, pratik, kolay ve programda uygulanabilecek tarzda bir şey. Yani yoksa yetiştiremiyoruz biz programda. Giyin biliyorsunuz biraz zaman aldığı için süremiz de çok az. Çok güzel. Daha pratik şeylere kaçtık ister istemez. Tamam, kalıbı bunun çok için fazla bize olmayan. Neler gerekli hocam? Ne kadar şimdi şu gerekli? Önüne çektiğiniz kısmının eğer uzun olmasını istiyorsanız kumaşınızı ona göre. Mesela ben evet. şu an 1,5 metre aldım. Daha sarsın. Ya da evet. boyunun biraz daha uzun olmasını istiyorsan. Ön tarafının istiyorsa. Daha uzun, daha gelmesini istiyorsanız ben 1,5 metre aldım. Onu 2 metre alabilirsiniz. Şöyle bir parça bakar mısınız? Dikdörtgen. Sevgili izleyenler, o kadar kolay ki yani dikiş bilgisi az da olsa dikiş bilgisi olan herkes bunu dikebilir. Evet. Yani makinesi olmayanlar benim makinem yok nasıl dikeceğim demesin. Elde. Gerekirse elde de oturtturabilirsiniz evet. bu kürk yerlerini. Çok şık, çok hoş bir panço olmuş. Dünyanın parasını verip pazar almanıza hiç gerek yok. Biz onu zaten bir yerden öğrenin çaldık. Evet. Ama yaptık yani sonuçta çok da uygun çıktı yani. Biz ona 25 liraya mal etmiştik. Yani. 25 liraya mal ettiniz. Evet. Süper. Ve ne o kadar bir kaşe. Hı-hı. Bu elimizdeki triko olan bir kumaş. Hı-hı. Elastik anlamında bu daha tabii ki rahat kullanım evet. açısından. O biraz daha sert olduğu için Hı-hı. olmayabilir. Şimdi kumaşımızı boyuna katladık. Şurası kumaşımızın boyu. Şöyle göstereyim baştan. Olduğunuz yerde ayağa kalkabilirsiniz hocam. Tamam. Hı-hı. Şöyle kumaşımızın boyu burası. Burası tamam. 1,5 metre. Hı-hı. Bu 2 metre de olabilir. Onun önünü uzun yapmak istiyorsanız. Hı-hı. Bunu ikiye eşit şekilde katlıyorum. Tamam. Direkt ölçü vererek kendilerinin de dikişlerde mutlaka kumaş düzünü içine getirmeye dikkat etsinler. Bu önemli bir şeydir. O büyük püf noktası. Evet. Değil mi? Çünkü takılıyor, kirleniyor, sabunla çiziyoruz, leke oluyor falan vesaire gibi sebeplerden dolayı içine getirsinler. Biz şurası kumaş katı. Tamam. Kumaş katından içeriye doğru 45 santim giriyorum. Şöyle alayım. Hatta 42-44 gireyim şuradan. Kareme denk getirmek için yaptım onu. Yukarıdan aşağıya da 42 santim geliyorum. Daha sonra şu kol yerlerimi, geçme yerlerimi çizmek Hı-hı. için aşağıya doğru 20 santim yeterli oluyor. Ve şurayı düz bir şekilde çiziyorum. Kumaş kareli olunca çizim bana kolay geldi ama zaten çizdiğiniz yerler çok belli olmuyor. Hı, ama şurası diyelim ki 42-43 santim ise buranın da 42-43 santim olduğu zaman 20 santimi aşağı doğru çiziyorum. Daha sonra top iğneleyip orayı keseceksiniz. Kollar evet. için değil mi hocam? Evet. Direk Hanım bitti mi? Bitti. Geleceğim. Tamam. Geleceğim. Bunu kesiyorum. Önce tek katını kesiyorum. Daha sonra diğer katını. Tabii ikisini birlikte kesmek zor olacak. Zor ve kayıyor. Arada olduğu evet. için. Evet. Kayıyor. Kaymasın diye. Bunu kestikten sonra
Bu arada ben boyunu bunun 105 santim yapacağım. Onun boyu 105. Mesela isteyenler bunu uzun da yapabilir. Hı hı. Dediğim gibi. Bundan çıkaracak mısınız? Evet. Aa, yazık olacak. Ama çok uzun olur yoksa. Öyle mi? Türlü. Evet. Yani isteyen yine yapabilir tabii ama. Bu alttan kalan kısmını da kendilerine atkı yapabilirler. Şuraya. Evet, bu kumaştan olur. Rahat. Ondan da olur. Ondan da olur. Ondan da olur. Şu uçlarına saçak yapıp ipini çekip kendiliğinden boy iplerini bırakacak şekilde kendilerine saçak yapabilir. Evet. Yaka neyse de kolların o şeyleri nasıl oturtacaksınız onu merak ettim. Bekliyorum başınızda. Şimdi göstereyim. Şurayı keseyim. Tutayım mı ben kumaşı hocam? Yok, gerek yok. Şurayı kestim, bitiyor zaten. Kareli olunca kesmesi de kolay oluyor. Öbür türlü düzgün olacak mı olmayacak mı? Diye uğraşırdım. Daha çok uğraşılıyor. Yani burada çantayı varmış zaten kumaşın. Evet. İstesek de bu kadar uzun yapamazmışız herhalde. Biz bu kumaşları metreşi aldığımız gibi kilo işi de alıyoruz. Hmm. Kilo işi olduğu zaman daha çok ucuza daha geliyor. Çok daha ucuza evet. geliyor. Onu bırakıyoruz. Şöyle şimdi çekeyim. Şunu bir giyerseniz şekli şemalinin nasıl ortaya çıktığını iyi kötü şuradan. Ben sizin bugün konu mankeniniz olacağım. Evet. Şöyle olacak. Evet, bunda daha çok belli oldu. Demin siyah siyah olduğu için. Kumaş şimdi, atmayacak olsa böyle bile giyilebilir diyecektim. Kenarına overlock çekip giyebilirsiniz. Gerçekten, tabii evet. Şu önlerin uzun olması için mi daha evet. şey tutabiliriz? Evet, şu boyunu. Şimdi bu kumaşın eni 1.40. Arkası yani, kadar uzun olabilir mi bu şeyde? Tabii ki. Önleri de? Uzun yapabilirsin. İşte ben şu an 1.5 metre aldım. Onu siz 2 metre de alabilirsiniz. Aşağı kadar inebilir yani. Onu söylemek istedim. Yani işte. Çok daha tabii. sarar hani. Sarar. Daha şey olur. Şunu şöyle de kullanabiliyoruz. İç içe de şöyle geçirebiliyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle. Evet. O zaman kapanıyor da önü. Gayet güzel. Böyle de güzel oldu. Tamam bakalım. Kürkünü dikince de nasıl ben olacak? Ben kürkün kesilmiş şeklinde anlatayım. Ben bu arada dikmeye devam edeyim. Tamam. Kürkümüze 30 santim aldım ben. 30-32 santim aldım. Ha, tam ortadan. Metrelik satılıyor. Metrelik galiba, aldım. Mi? Evet, evet, metrelik. Ortadan ikiye ayırdım. İşte 16 santim, 16 santim. Tamam. Uzun olan kısmını yakaya ayırdım. Tamam. Diğer bir parçası uzundu ama ben bunları işte 20 santim olduğu için 20-20-40 gibi düşünün. İşte 200 santim payı gibi düşünün ve ben bunu 42-44 santimden kesmiş oldum şöyle. Evet. Çok çok döküldüğü için biz bunları overlock çektik. Onun için ben bunları kesip getirdim. Anladım. Yoksa burada çok dökülüyor kürk. Doğru, doğru söylüyorsunuz hocam. Nasıl oturtacağız bunu kollara? Şimdi bunu da görelim. 16 santimi şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle kürkü dışarıda gelecek şekilde. Ondan önce aslında şurayı birleştirsek daha kolay olur. Hani yapanlar için söyleyelim. Şurayı. Siz makineyi çıkartın. Çıkartırım. Ben size tarif edeyim. Şöyle. Tamam. Ben onu zaten birazdan çalıştırıp çekeceğim şimdi. Sonra bunu ikiye katlıyorum. Şu şekilde hazırlamış oluyorum. Aa evet. Sonra bunu buraya dikiyorum. Şu dikişli olan kısmımı kol altına getirecek şekilde top iğneyle. Makineden dikiyorsunuz onu. Makineyle de evet makinede dikeceğim şimdi. Oturtacaksınız. Evet. Çok pratik bir dikim var aslında. Bence de çok pratik. Size kolay gelsin o zaman hocam. Görüşürüz. Tekrar geleceğim yanınıza. Evet, ne yaptık? Bitmiş. Biteni görebilir miyiz? Evet, biteni görebilirsiniz. Sadece şurada bir makas. Ha, evet, şey bir gömleğin şimdi. Arkasına yaptınız o işi evet, değil mi? Şöyle vereyim sanırım onu da, o da evet. size olur. Değil mi? Olur. Çok, çok güzel. Harika. İstediğiniz yere
Evet, elbiselerinizi, gömleklerinizi, kıyafetlerinizi bu şekilde süslü edebilirsiniz değil mi? Hemen makineye sormaya başlamışlar izleyicilerimiz. Şöyle yapalım Dilek Hanım. Çıkarken santrale mutlaka numaranızı verin o zaman. Tamam. Tamam mı? Tamam, memnuniyetle. Sizden bilgi alsınlar. Memnuniyetle. İzleyicilerimiz. Çünkü Almanya'dan falan da soran var. Evet, bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun. Bu arada harf yazmanın, isim yazmanın çok moda olduğu bir dönemdeyiz. Evet, evet. Bu nedenle ben burada bir kalan süremizde de bir KonTV yazmak istedim. Aa, süper olur. Bir isim çalışabileceğimizi, birçok harf karakterini kullanabileceğimizi ufacık da böyle bir çalışma yapıyorum. Tamam. Sanıyorum yetişecektir. Tamam, oldu inşallah. Mu? Tamam, oldu. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, ben tel kırmaları hemen göstermeye başlayayım. Aldınız mı kahvelerinizi? Evet. Tamam, afiyet olsun. Ben şu tel kırmalara bir geçeyim hemen. Of of, bu tel kırmada bakır rengi de çok yakışıyor ya. Bayılıyorum ben bunda. Şey, taşlarımız doldu mu? Dondu mu hocam? Donmadı daha, tamam. Süremiz daha var Allah'ın izniyle. Süper olmuş bu da. Bu nedir hocam? Masa örtüsü hocam. Geçen seneki öğrencimin. Hı hı. Bu sene Anglez olunca ondan rica ettik, getirdi. Evet. Zaten bir seneyle hemen kanmıyor öğrenciler. Yetmiyor. Hayır, onlara. Bir hafta içerisinde işi yapmaya başlıyor. Hı hı. Bir tepsi örtüsü çıkarıyor. Bir de kurs ortamında zevkli olduğu için daha da çok iş çıkartılıyor. Ben resme 3 sene gitmiştim, evet, mesela. Siz nasıl ki burada diyorsunuz ya, evimizin salonundayız. Öyle hissedin kendinizi. Aynen aynen. Biz de öğrencilerimize diyoruz ki evimizdeyiz, hep beraber oturuyoruz. Hem iş işliyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Evet. Hem de kendinizi rahat ifade edebileceğiniz, rahatlıkla çevre bulacağınız bir yer oluyor. Harika. Evet evet, biliyorum kurs ortamlarını ya. Ben 3 sene... Ben 3 seneden aşağı gitmiyorum zaten. Trikotaja gitmiştim 3 yıl. 3 yılda resme gittim. Herhalde ilk bulduğum fırsatta yine giderim bir yerlere. Evet, bu da çok güzel olmuş. Şöyle bırakırsam daha güzel gözükecek zannedersem. Evet. Altının koyu renk olması gerekiyor. Evet, bakır rengini dedim ya. Hani çoğu gümüş... tasarımlar kendimize ait. Aslında paftalardan yapıyoruz. Şu andaki tasarım kendimize ait. Harika. Kendimiz çizdik. Yani şu anda başka kimse yok. Hiçbir kitapta yok. Evet. O daha da güzel. Ona bayılırım. Öyle şeylere bayılırım. Kendi tasarımım olacak. Şunları şöyle ayrı ayrı koyayım. Birbirlerine karışmasınlar. Bu bir duvak. Evet, gelin duva. Tülü. Of, süper. Bunu duvak olarak mı kullanacaklar? Benim kendi gelin duva. Vay 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 hocam. Ama nasıl tutacaksınız bilmiyorum. Siz tel kırma olarak mı kullandınız duvağınızı? Evet, gelin duvağım benim o. Süpersiniz ya. Herhalde yani olması gereken o zaten. Çok düğünümüze güzel. Düğünümüze gelen erkekler bile fark etmiş onu. Herhalde fark ederler. Fark edilmeyecek gibi değil ki. Evet. Süper olmuş çünkü. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Vallahi zaten yapmasaydınız ayıp olurdu. Aşağıya kadar inebilir miyiz bunun? Tamamını görelim çünkü tamamı işli. Duvak olarak, hocamızın duvağıymış o. Kaç yıl oldu hocam evleneli? 10 yıl. 10 yıl oldu maşallah. Şimdi bunu bir yerde örtü olarak kullanıyor musunuz? Ya yeğenim istediği için ben kullanmıyorum. Sadece geçen seneki sergimize koymuştuk. Evet, belki de oğlanlarınız var. Yarın bir gün gelin alırken lazım olacak. Yeğenim var, o çok istedi, ona sözüm var. Duvak olarak mı kullanacak onlardan? Evet, duvak olarak kullanacak. Ha, evet, çok küçük güzel. Ama olsun. Bence çok değerli. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Evet, çok beğendiğim işlerden bir tanesi daha. Dantel Anglez. Dantel Anglez. Yeni yeni bitti, sıcağı sıcağına size getirdik. Öğrenci evine sermeden size getirdik. Çok güzel olmuş. Herkesin ellerine sağlık, yapanların ellerine sağlık. Görüntüsüne bayılıyorum. Yani yapmayı hiçbir zaman denemedim. Gözü alamadım ama hakikaten çok harika. Öğrencilerimiz diyor ki gelen bir pişman, gelmeyen bin pişman. Değil niye mi? Diyorum, diyor ki yapması ayrı zor. Evet. Her aşaması biraz ama ayrı. Ama alıştıktan diğerlerine sonra da... Diğerlerine göre daha emek istiyor, diğer işlerimize göre. Hı-hı. Çünkü biz hepsini gördük, hepsini yaptırabiliyorum ama en zorlandığım iş bu. Doğru. Yani öğrenciye yaptırırken de hemen çıkmıyor. Mesela tel kırma hemen çıkıyor bir hafta içerisinde. Çok teferruatlı çünkü, evet. Değil mi hocam? Bir parçanın üzerinde bile kaç tane teknik var? Tabii, geçen yazın ördürttük biz öğrencilerimize. Yani geçen sene gelen öğrencilerimizden isteyen oldu. Hı-hı. Onlara geçen sene ördürttük. Bazısının şeridi kendisinin evdeymiş. Onlara başladık. Yazın öğrencimizinki anca bitebildi.
Valla süper olmuş. Ellerine sağlık. Evet. Güle güle kullansın kim kullanacaksa. Evladiyelik derler ya. Evet. İşte o işlerden bir tanesi bu. Şöyle koyayım bari. Görmeye doyamıyoruz çünkü. Evet. Ay çok tatlı olmuş. İğne oyası. Evet. Dallandırma yapılarak yapıldı. Emel hocamın çok büyük katkısı var. Teşekkür arası ediyorum. Arası nedir hocam? Efendim? Arası farklı bir kumaşla yapıştırılmış. Kumaş bizim, mı bu? Evet. Ortadaki. Sanki onu da siz mi yaptınız diye düşündüm ben. Kurs merkezimizde, o da kumaşmış. Şu iğne oyasına dikkat çekmek istiyorum. Kurs arkadaşım. Merkezimizde her alan olduğu için bizim ihtiyaç olduğumuz diğer alanlarda da hocalarımız bize yardım ediyor. Mesela ne güzel. Zahide hocam mefruşata, Anglez'in tutulmasına hepsine yardım etmiş. Nazar değmesin. Hakikaten sizin oradaki hoca hanımlarla hepsiyle de tanıştım. Evet. Hepiniz birbirinizden değerlisiniz. Ve çok güzel, iyi geçiniyorsunuz. Zannedersem anlaşmazlık hemen hemen hiç yok. Hiç yok. Hoca yok. Hanımların güzel arasında. Birlik ve beraberlik var. Öyle olunca da bu öğrencilere de yansıyor tabii ki. Çok güzel işler çıkıyor ortaya. El nakışıyla beraber iğne oyası. Çok güzel. Süper. Evet, Zahide hocamın da etkisi var ama evet. Burada değil mi? Yani yöneticinin de çok büyük etkisi var. Oradaki çalışanların birbiriyle iyi geçinmesi açısından da yöneticilerin de çok büyük etkisi var. Zahide hocamı da kutluyorum ben buradan. Çok seviyorum onu da. Biz de çok seviyoruz. Selamlarımızı gönderelim. Evet, onu öpüyoruz burada. Bizi hiç bırakmayı düşünmesin. Düşünmesin, bence de düşünmesin. Eminim çok yoruluyor. Tabii ki çok evet. Hamalı çalışıyor ama çok şeker bir insan. Evet, kaliteli evet. Bir insan maşallah. Allah kolaylık versin. Yardımcısı olsun. Orada yok bir şey. Yok mu? Tamam. Hayır. Bitti mi? Tamam. Ben Safura Hoca'ya da hayran kaldım. Safura Hanım'a var ya, o kadar hayranım ve memnun oldum ki onunla tanıştığıma. Şimdi şey yapıyor, telefonu açıyorum ben. Hocam bu hafta bana 3 tane hocamın lazım. O karar verip çağırıyor ya da sizin oradan Zahide hocam işte. Benim o kadar hoşuma gitti ki. Oh ne güzel. Safir hocam diyor ki hani büyük bir sıkıntı olmadıktan sonra Kontibi'ye gideceksiniz. Tamam o kadar. Geliyorlar. Gelmek istemeyenler bile geliyor. Sizin gibi ya hocam. Benim gelmemde Safura Hoca'nın çok bir etkisi yok. Biz zaten size daha önce toplantı yapmıştık. Söz vermiştiniz. Yani biz çok herhalde bir ay oldu biz sözünü verdiğimiz. Tabii evet, tabii. Bir ay oldu. Evet. Biz Safura Hoca'dan daha önce zaten dekorun yapım aşamalarındaydık evet, galiba evet. Sizinle görüşmeye evet. Geldiğimde. Öyle olunca zaman geçti tabii aradan. Buradan amirlerimize çok selam söyleyelim. Evet, Müdür Bey'e de. Müdür Bey'e, Metin Muta. Aynen, aynen. Bizim, hepsini bizimle kutluyorum. İlgilenen Yusuf Demirci'ye. Yusuf hocamızı da çok seviyoruz. Çok onunla teşekkür ediyoruz. Onunla tanışmadım galiba. Bizimle sanırım siz tanışmadınız o. Ama bizim real bölgesiyle ilgilenen müdür yardımcımız aslında o. Öyle mi? Evet. Ha, çok güzel. O zaman ben de selamlarımı gönderiyorum. En kısa zamanda tanışmak istiyorum inşallah. İnşallah. Oo, K harfini işlemiş bile. Hadi bakalım. Bu arada makinelerimizin kullanıcılarına çok selam söylüyorum. Tabii ki Sayın Genel Müdürüm Sinem Kıran Parlak Hanımefendi ve Eğitim Koordinatörümüz İlknur Eşiz Hanımefendi'ye bu ücretsiz eğitimi destekleyen, bu benim için eğitim çok çok önemli. Aldığınız zaman makineyi nasıl kullanacağınız, ne kadar uzun vadede verim alabileceğinizle ilgili ücretsiz yapılması bu bir hizmettir ve çok önemlidir. Aynen, ben de çok o yüzden önemli. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum ve tüm yetkili satıcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Kullananlara sevgiyle ve telefonlarını bekliyoruz. Aynen öyle. Dilek Hanım siz santrale bırakın o zaman numaranızı evet. Çıkışta. Evet. İzleyicilerimiz Kontevi'nin numarasını biliyorlar artık. 444-0155 Kontevi'nin genel hattı bu. Oradan ulaşırlar. Sizin numaranızı alırlar. Size de ulaşırlar. Çünkü Almanya'dan, Afyon'dan, diğer illerden bir sürü mesajlar var. Kısmet olursa onlar size ulaşırlar inşallah. Taşımız daha reklam vaktimiz dönüş. Var. İkinci reklam. Esansı tamam. Koyduğumuz biraz daha genç donur. Geç donuyor. Tamam. Tamam hocam. Tamam oldu. Ben orada da bayağı şu orada makine çalışıyor ya ben buradaki makinenin sesini çok alamadım. Kahvenizi bir yandan soğutmayın hocam. İçin. Bu arada herkes selam söylüyor. Ben de söyleyeyim bari. Söyleyin tabii. Ben de tüm öğrencilerime selam söylüyorum. Yusuf hocam bizim için gerçekten çok kıymetli.
Evet. Onu ayrı bir seviyorum, ona ayrı bir selam yolluyoruz. Ay evet, ben bugüne kadar neden tanışmadım Yusuf hocamızla? Neyse, inşallah bir çayını kahvesini içeriz geliriz. Yani müdürlerimizin hepsi sağ olsun ama Yusuf hocamız bizimle ilgilendiği için onun yeri bizde bir ayrıdır yani gerçekten. Zayda hocamız da öyle zaten. Aynen öyle, aynen öyle. Hepsinden Allah razı olsun. Güçlerin üzerinde güç sarf ederek çalışıyorlar. Evet. Gerçekten hepsi mükemmel insanlar. Evet, bizim aslında kısacık bir yok artık bölümümüz var. Yönetmenim hazırsa eğer kısaca bir onu verebilir miyiz? Sosyal medyada neler oluyor? Onlar neler yapıyorlar? Yani bizim göremediğimiz, ulaşamadığımız, karşılaşma imkanımız dahi olmayan insanlarla sosyal medyadan iletişim kuruyoruz biliyorsunuz. Onlar neler yapıyorlarmış? Hangi çalışmaları bir izleyelim isterseniz? Hazırsa eğer. Yönetmenimizin şöyle bir ricası var. Ben de rica ediyorum sizden. Bir kişi bir tane fotoğraf göndersin. Bir kişi 15 tane, 20 tane, 25 tane fotoğraf gönderiyor. Diğerlerinin hakkına geçmiş oluyor. Ben söyleyeyim size. Elimizden geldiği kadar hepsini göstermeye gayret ediyoruz ama lütfen siz de o kurallara, bizim söylediklerimize kulak verirseniz, uyarsanız sevinirim, mutlu olurum. Hediye hocamıza selamlar, emekleri için çok teşekkür ederiz. Fadime Özçelik demiş. Ankara Sincan'dan. Asiye Kar, bebek yeleği örebilirsiniz çok kolay demiş. Bir bebek yeleği göndermiş. Asiye Kar'ın yeleğini hemen ben büyütüyorum yönetmenim. Evet, onu verebilirseniz çok iyi olur. Şimdi ne yaptık hocam? Şimdi ben kollarımı bitirdim. Kürklerimi yerleştirdim. Evet. Kollarım oldu. Şimdi yakasını yapacağım ben. Tamam. Teğelliyor muyuz peki önce hocam? Tabii evet, teğelliyoruz. Yani teğellemezsek kürkler kayıyor. Biraz kalın da olduğu için arada makine çekerken çok pratikse belki ev makinelerinde biraz da zorlanıyoruz. Evet, tabii biz sanayi yani makineleriyle çalıştığımız için ama biz yine de teğelletiyoruz çünkü bilmeyen çok olduğu için. Tabii. Çünkü kürkleri yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu yönlerinin aşağı doğru bakması. Evet, o da bir püf noktası. Evet, buna dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi yakayı ben çalışacağım. Yakanın düz yüzünde olacağı için kürk arkadan tutturup öne doğru çevireceğim. Yani kürkümün yönünü böyle yapıyorum aşağı doğru. Tersi kumaşın düzüne denk geliyor.
Yine toplu iğneleyeyim. Evet, sizden gelenler bir yandan ekranda sevgili izleyenler. Teşekkür ediyoruz ilginizden bunu dolayı. Bunu toplu iğneleyip teğerledikten sonra, makinesini çektikten sonra tekrar bunu içeri doğru çeviriyorum. Yani yakamın yönüyle kürkleri aynı yönde olmuş. Sadece kürküm aşağı doğru aşağı olacak. Doğru olacak. Bunu yani halıyı sererken de nasıl dikkat ediyoruz süpürme yönüne dikkat ediyorsak onun gibi bu kürklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu böyle çevir. Çirkin görünür değil mi? Bunu çevirdikten sonra makinesi çekildi, çevirdim. Şunu şuradan katlayacağım ve buradan makine çekeceğim. İsterlerse evet, direkt şuradan. Tekrar makine vuracaksınız. Evet, açık bir şekilde şuradan tam overlock dibinden de çekilebilir. Şöyle olacak ve bitmiş haliyle şu şekilde olmuş olacak. Tamam hocam, teşekkür ederim. Siz makinesini çekin vaktimiz bitene kadar. Tamam. Ben onu bir daha giyip göstereyim inşallah. Tamam. Bursa'dan takip eden bir izleyicimiz yazmış. Makinenin model ne olduğunu öğrenebilir miyim demiş ama onu söyleyemeyiz. Makinenin model ne olduğunu. Sadece bir isim yani Dilek gibi böyle bir marka değil zaten. Kreatif 1.5 dememiz yeterlidir bu. Oradaki bayinin biriyle görüşüyormuş zannedersem. Evet. Fatma Çay. Evet. Teşekkür ederiz kendisine de ilgilerinden dolayı. Evet, Bandırma'dan sevgiler selamlar demiş. Programımızı beğenerek izliyorlarmış. Küçük kızının ördüğü boyunluklar varmış. Hemen bir bakalım onlara. Oo, çok da güzel olmuşlar. Yönetmenim, Bandırma'dan boyunluklar gelmiş. Çok şirin olmuşlar. Belki de görünmüştür ekranda ama ben ekranı takip etmedim. Evet, o kadar çok var ki göründü mü? Evet, görünmüş. Hemen arkadaşlar uyardılar beni. Annem şu anda sizi izliyor. Yayınlarsanız anneme sürpriz olacak demiş. Kim olduğunu söylememiş. Hemen açmaya çalışıyorum. Anneler çok değerli bizim için. Anneye sürpriz olsun bakalım. Açtığım fotoğrafı yönetmenim eğer verirseniz anneye sürpriz olacakmış. Anneye sürpriz olsun bakalım. Oo, dantel de güzelmiş ya. Vallahi çok güzel. Harika işler geliyor. Dediğim gibi herkes bir tane gönderirse, tek fotoğraf gönderirse o zaman daha çok kişinin fotoğraflarını yayınlama imkanımız olabilir. Ama herkes birkaç tane birden gönderdiği zaman, demin yönetmenim söyledi 25 tane göndermiş diyor. Hangisini vereceğiz? Canım benim. O kadar çok göndermeyin, oldu mu? Gönderin de yani bir tane gönderin. Şu anda hangi işi yapıyorsunuz onu gönderin mesela. Şu anda elinizde ne var? Hangi işler var? Onları gönderin. Evet. Ne yaptık hocam? Hocam ben şöyle çıkmış şeklinde göstereyim, çıkmış süslenmiş. Biz az önce iki çeşit çerçeve yaptık. Şöyle göstereyim. Çerçevelerimizin kalıpları bunlar. Evet. Değil şu mi? Şu ikisini yaptık biz. Bunları sadece inci ve ortasına aldığımız çıktılarla süslüyoruz. Tabi bunları farklı şekillerde sprey boyalarla bu şekilde de boyayabiliriz. Hı hı. Şu şekilde de taraftar bunlar. Ha, çok güzel. Evet, yapabiliriz. Hastalık derecesinde şeyler var, taraftarlarımız evet, var değil mi? Var. Evet, çok hasta olan, fanatik olanlarımız var. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam kaçırmışlar kaç metre olduğunu söyler misiniz diyor. Ben bunu 1.5 metreden yaptım. Ama bunu 2 metrede yapabilirler. Şu ön uzunluğunun fazla olmasını istiyorlarsa. Ama arkadaki uzunluğu 1.5. Onu 1.10 yapabilirler. Hani aşağı doğru olan kısmını bahsediyorum. Şunu da söyleyebilirim sevgili izleyenler. Pazartesi günleri öğleden sonra bugün yayınlanan programımız her hafta düzenli olarak YouTube'a yükleniyor. Kaçırdım diye üzülmeyin. Eğer kaçırdıysanız tabii sürekli tekrar yaparsak her kaçıran için biz burada. O zaman programda yeni bir şey yapma imkanımız olmaz. O yüzden programlarımız YouTube'a yükleniyor. Pazartesi günü bugün kaçıranlar pazartesi günü öğleden sonra YouTube'dan bulup izleyebilirler kaçırdıklarını.
Evet, fazla resim atmış, kusura bakmayın diye yazmış Konya Selçuklu. O kadar çok mesaj var ki yani tabii hepsini okumam imkansız sevgili izleyenler. Konti eve yazımız bitti mi Dilek Hanım? Evet. Onu bir hemen gösterelim o zaman. Minicik bir çiçeğim geldi. Şu anda küçük bir çiçek eklemiştim oraya. O çiçeğimi yapıyorum. Aa evet. Çok şık olacak. Annemle beraber izliyoruz. Bir tane yolladım. Yayınlarsanız sevinirim demiş. Lifler yapmış bir izleyicimiz. Ama isim yazmamış kendisi. Lif modelleri var. Ben veriyorum. Evet. Hatta buradan tutayım. Vermeden buradan tutayım İbrahim vermeden. İşte yayınladım, tamam mı? Annelerin eli öpülür. Ben kendi annemin de elini öpüyorum tabii ki. Hepiniz. Canım benim, hiç kaçırmadan her hafta izler beni. Ve çok güzel eleştirir. O kadar güzel eleştirir ki annem beni. Harika, acımasızca eleştirir vallahi. ben de onun eleştirilerine kulak vermeye çalışırım elimden geldiği kadar. Evet, hemen onu göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Tamam. Evet, hangi kameraya tutayım derken hemen döndüm. Gördünüz mü? Hani geçen hafta da demiştim ya 5 dakikada Beşiktaş. Hakikaten öyle, süper ya. Ben bayıldım bu makineye. Yani tabii biraz bütçesi sıkıntılı olanlara pahalı gelebilir ama eğer para kazanmak istiyorsanız bayilerimiz eminim yardımcı olacaktır. Taksitli satışlar falan da yapılır muhtemelen. Makineler sermayedir aynı zamanda. Yani sermayedir tabii ki. Tabii ki. Bizim yıllarca programımıza katılan bir hocamız var. Kulakları çınlasın Türker Çalışkan. Bugün bir taziyedeler onlar. Hatta arkadaşlarımızın birisi eşe vefat etmiş. Ona buradan başsağlığı diliyoruz. İmre Keçici. Rabbim mekanı cennet olsun. Cennette kavuştursun inşallah. Başın sağ olsun Emine Hocam. Ben de gitmek isterdim ama bugün buluşmak için aramışlar beni. Kendisiyle konuştuk. O Türkan Hocam uzun yıllar atölye çalıştırdı. Evet. Programa ilk başladığı zamanlar atölye açması için biz de buradan teşvik ettik. Tek kara makineyle açtı önce. Tek makineyle atölyeyi. Fakat en son yalan olmasın 11 tane mi ne sanayi makinesi vardı. Çok. O kadar büyüttü, o kadar çok genişletti ki hani makine çok sermayedir dediniz ya. Oradan aklıma geldi. Hakikaten öyle. Bir kara makineyle bile o kadar çok büyüttü kulakları şinasını Türkan Hocam. Biraz yani zaman. Benim buradaki zaman, özellikle sabretmek gerekiyor. Tabii. Zamanınızı çok yemiyorsunuz. Yani siz burada bir iş yaparken diğer makinede de pikonuzu çekebiliyorsunuz. Yani bakın ben evet, zamandan da tasarruf var. Hani bir yerde nakışınız olurken diğer tarafta gittiğim resiminizin pikosunu çekin. Yani yine kazanca dönüktür. Zaman da çünkü en büyük kazanç. Aynen öyle. Battaniyelerimiz var mesela. Bebek battaniyeleri evet yapıyoruz. Onlara bir şeyler, nakışlar işlemek istiyoruz. Tabii. Onu koy makinenin ağzına. Gitsen öbür tarafta başka işin yap. Yani evde çalışıyorsan özellikle git yemeğini yap. Evini süpür abi. Benim çok hoşuma gitti dedim ya. Harika. Evet, eminim izleyicilerimiz size ulaşacaklardır. Hadi bayilere telefonlar yağacak. Bunu uyarayım size. Çok güzel. Allah'ın Dilek izniyle. Dilek Hocam demeleri yeterli. Hepsi herhalde Dilek Hoca'nın da bir hatırı var. Evet. Gerekeni yapacaklardır. Evet, Kontev'den izledik. Dilek Hoca gösterdi Mukadder Hanım'la beraber derseniz eminim bayiler sizlere yardımcı olacaktır her konuda. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Teşekkür ediyoruz. Çok ama şeyimizi de istiyoruz. Nazar boncuğu yazısını elbette, logolu Conti yazısıyla beraber istiyoruz. Elbette. Tamam. Teşekkür elbette ederim. Çok burada mutlu sergileyeceğim çünkü elbette ben de onu. Elbette. Bir yandan şeylerimiz geliyor. Oo, ben diyorum bu ses nereden geliyor? Buradan geliyor. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Hediye Hocam, sizin izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Kurs hakkında bizim kurslarımız ya da dönemlik. Hı. Evet. Bu kurslarımız 20 Ocak gibi bitecek çoğu öğretmenimizin. 6 Şubat gibi yeni kayıtlarımız başlayacak. Gelmek isteyen herkesi bekleriz. Bütün kurslarımız için geçerli. 6 Şubat gibi yeni kayıtlar tekrar başlayacak tekrar. Kayıtlarımızı tekrar aldık ama
yani gelmek isteyenler en son o günlerimiz olacak. Evet. Şu anda kaç öğrenciniz vardı? 23 bir grupta. 20 de diğer grupta var. İki ayrı grubum var. El Nakış ayrı, İnöves ayrı. Bir yandan buraya bakıyorum evet. Ya. Dikkatimiz daha da. Kıvamlı sizi dinlemeye çalışıyorum. Bitmiş zaten. Süremiz bitmiş. Ama hemen çok özür dilerim hocam. Yapılan pelerin kürklü işi kaçırdım. Eni boyu kaç metre kareye tekrar eder misiniz demiş. İşte demin dediğim gibi YouTube'dan izleyeceksiniz. Sürekli tekrar edersek diğer anlayanlar sıkılır biliyorsunuz. Fakat oğlunun doğum günüymüş bugün. Neymiş? Kadir Kılıç. Kadir Kılıç'ın doğum gününü kutluyoruz. Nice mutlu yıllara diyoruz inşallah. Sağlıklı yıllara diyoruz. Buradan onun doğum gününü de kutlamış olalım. Mesajlar hala gelmeye devam ediyor. Gösterdiğiniz ilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Hocam bitti mi? Hemen son dakika giyebilir miyim ben onu? Buyurun ama sadece şöyle hemen, top ilinleyeceğim. Şöyle yakasını elinizle düzelterek içini yaptım. Tekrar çevirecektim. Siz çevirerek giyin. Burası şey, içi herhalde. Evet, o dönecek çünkü. Hı-hı. Kaçırmışlar, programları kaçırmayacaklar. Cumartesi günleri 12.30'da her evet. gün, evet. Her hafta KON TV'nin önünde, yani daha doğrusu ekranın önünde oturup KON TV'yi izleyecekler. Kaçırmayacaksınız. Hani ama kaçıranlar için de YouTube'dan izleyebilirsiniz sevgili izleyenler. Bunun etrafına ben overlock çekeceğim ama isteyenler bu kürklerin çok ince bir şekilde böyle biye tarzında şey kürklü şeyler var. Deri üzerine yapılmış. Ha evet, onlardan dikilebilir. Evet, sadece. Çok güzel. Valla harika. Çok da uyguna mal oluyor. Azıcık dikiş bilgisi olan herkes bunu dikebilir. Evet, bu üzerimdeyken dışarısı da soğuk. Hiç mi çıkarmasam? Ne yapsam acaba? Canım sağ olsun. Evet, hocalarıma, herkese teşekkür ediyorum geldikleri, burada bulundukları ve bizimle bilgilerini paylaştıkları için. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve her zaman olduğu gibi bizi izleyen siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.